Can perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sılaya giden döner de bir gün. Çok güzel görünüyor Boran. Sen mi hazırladın? Evet. Servis benden, yemekler otellerde. Rahatsız olmazsın değil mi? Yo, daha değişik. Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Patlıcanı çok severim zaten. Nesi olsa yerim. Öyle mi? Ben de patlıcanı çok severim. İnsan bazen söyleyecek, konuşacak bir şey bulamıyor. Çok normal. Ortak yönümüz yok ki. Yani çok yok. Bu yeni yaşın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Dur ben takayım. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Beğendin mi? Çok beğendim. Dans edelim mi? Ağalar her şeyi bilemez, değil mi? Ağaların da öğreneceği çok şey olabilir. Thank you.
Beni sev de, sev de anlama. Dokun, hisset, ne olur sorgulama. Sakın, sakın beni yargılama. Yapma, değiştirme, çalışma. Ah, vazgeçme. Arzular. Ne güzel dans ediyorsun. Nereden öğrendin? Sus. Müziğin sesini duyamıyorum. Öyle mi? Bundan sonra hiç konuşmayacağım o zaman. Ele geçirme, çalışma hiç böyle beni. Sen bana, ben sana benzersek ne olur? Nasıl dayanır ki aşk bu kadar aynılığa? Beni neden sevdiğini hatırla ne olur? O ilk günler nasıl da aşkla sevişir? Aşk incelik ister canım, hayrat olma. Beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç aşkı. Orhan, yapma. Yapma. Orhan, yapamayacağım. Benim yüzümden değil mi? O gece yüzünden. Pişmanım Sıla. Hiçbir zaman unutmayacaksın o yaptığımı. Haklısın. Hayvanlık ettim. Keşke elimde olsaydı da o geceyi silebilseydim. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama bunun yarasını saracağım Sıla. Sen istemedikçe bir daha sana asla dokunmayacağım. Buralarda
hasretin çürümez. Ne olur benden korkma. Başa gelince figanım duyulmaz. Boranım önünde baharım geçmez. Can peri perişan, eş dostu yansın. İmdadımın vakti elime biri uzansın. Can peri perişan, eş dostu yansın. İmdadımın vakti elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sılaya giden döner de bir gün. Daha fazla kıyamadım size. Yüreğim almadı hallerinizi. Senin yüzün gülmez olunca dünya bana dar geliyor. Hele sebebi bensem. Ya tören harenim? Biz kaçınca berdel bozulacak. Ümümüze ölüm verecekler. Biliyorum. Ölümden kaçılmaz azadım. Ömrümüz ne kadar onu biz bilmeyiz. Ama şunu biliyorum. Buradan kurtulmayı sıla kadar sen de istiyorsun. Burada mutlu olamayacaksın sen. Mutlu olmamıza töre izin vermeyecek. Ona izin vermeyecek. Aşiret izin vermeyecek. Narenim. Benim mutlu olduğum yer senin olduğun yerdir Narenim. Bak tekrar söylüyorum. İstersen kaçmayalım. Son söz senin. Vazgeçmek yok Azat. Kaçacağız. Kadınım benim. Sağ ol. Nasıl olacak bu iş? Bu Emre var ya. İstanbul'da olan. O daha gitmedi burada. İstediğimiz zaman arayacağız. Biz kaçıyoruz diyeceğiz. O da gelip bizi alacak. İyi o zaman. Arayın oğlanı. Yarın gidelim. Yarın akşama kalmadan gidelim. Bitsin bu iş. Yoksa ben bu kararımı sürdüremeyebilirim Azad'ım. Sen de haklısın Narenim. Benim gül yüzlü, kocaman yürekli kadınım. Canım. Bak. Sevdamız bir kez daha sınandı. Biz kazandık Narin. Burada olay oldu. Bizim burası
gazetecilere pek alışkın değildir. Sıla Hanım önemli birisi herhalde, he? Tahmin edemeyeceğiniz kadar hem de. Doğrudur. Bütün televizyonların, gazetelerin ayağa kalkmasından belli. Gazetede okudum. Büyük servet kalmış, öyle mi? Evet. Peki bu serveti kim yönetiyor? Yani Sıla Hanım burada. Sıla Hanım İstanbul'a gidecek mi? Hallediyoruz biz her şeyi. Sıla yalnız değil, iyi bir ekibi var. Ayrıca ben sonuna kadar yanındayım onun. Evet, bayağı yakındasınız. Hatta yakından da öte. Sıla Hanım için her şeye katlanabilecek durumdasınız, öyle değil mi? Bu sizi neden ilgilendiriyor ki? Ne biçim bir soru bu? Yok canım. Benimki sadece biraz merak. Sizin Sıla'yla derdiniz ne? Neden sürekli onunla ilgili sorular sorup duruyorsunuz? Emre Bey, sakin olun. Benim Sıla Hanım'la ne derdim olabilir ki? Ha, ne olabilir ki? Ben kaynaşmak için sorular soruyorum. Nedense bana hiç öyle gelmedi Cihan Bey. Benim derdim Boran Hala. Lütfen oturun. İçkilerimizi bitirelim. Ne tesadüf. Benim de derdim o hava bozuntusuyla. Ayrıca ne demişler? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sizinle tanıştığıma bir kez daha memnun oldum Cihan Bey. Şerefe. Boran. Uyu sen. Daha çok erken. Beder. Biz bu kızı gönderdik ama bu ne yapacak tek başına Ankara'larda şimdi ya? Ama Celil, görmedin mi? Bir sürü çocuk da gitti beraber. Bizimki niye gitmesin? Merak etme. Başlarında öğretmenleriyle müdürü de var. Ya biz Dilan'dan ilk kez ayrılıyoruz değil mi? Vallahi gelene kadar benim gözüme uyku girmez. Üzülme, üzülme. Daha da iyi oldu. Artık Dilan'ım tadını çıkarır öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla. Beder, ya şimdi kızımız bakanın elinden ödül alırken yanında bulunsak daha iyi olmaz mıydı, değil mi? He valla, ben de isterdim görmek ama sen demedin mi buradaki iş güç ne olacak, Emir'i ne yapacağız diye? Ya Beder, şu Dilan'ı görüyorsun değil mi? Daha bu yaşta nasıl göğsümüzü kabarttı kızımız? Dilan abla ödülünü alınca bana bisiklet alır değil mi? Almasa valla billah küserim. Aman oğlum, amma da kıymetliymiş şu bisikletin ha? Mahallede benim yok ana. Ama yoklu bile bile almışlar. Ve?
Günaydın. Günaydın. Buraya nasıl geldin ben? Ben getirdim. Yoksa içeride her tarafın tutulacaktı. Haklısın, tutulmuş bile. Senin için hazırladım. Çok güzel görünüyor. Uzun zamandır yatakta kahvaltı yapmamıştım. Küçükken annem bana hasta olduğumda hazırlardı. Çok hoşuma giderdi. Belki sen de seversin diye düşündüm. Sevdim. Harika görünüyor. Afiyet olsun. Sen? Ben içeride atıştırırım. Olur mu öyle şey? Birlikte yiyelim. Yoksa gelin ağaya karşı mı geliyorsun? Haşa gelin ağa. Siz nasıl isterseniz. Beni bilirsin Ayşe. Kafamın tepesine attırma. Söyle bakayım. Bu Hamdi'yi niye istemiyorsun? Ayşe, ben de ağan da Hamdi'yi uygun gördük sana. O senin erin olacak. Hangi kuvvetle bize karşı gelir gibi Hamdi'ye ters ters davranıyorsun? Cevap ver Ayşe. Bir de bu Hüseyin iti var bela başımızda. O soysuz nereden yüz bulup da yolunuzu kesip Hamdi'yi dövüyor? Abi, Hamdi de zorla ellerimi tutmak istiyor. Ayşe, bak. Bu Hamdi nişanı atarsa el aleme ne diyeceğiz hiç düşündün mü? Bak bacım. Aklını başına devşir. Bu rezillik yetti artık. Abi, kurban olam etme eyleme. Ben Hamdi'yi istemiyorum. Evleneceksin Ayşe. Ağanı atanı ezmeyeceksin. Onunla evleneceğimi ölürüm daha iyi abi. Ben Hüseyin'i seviyorum. Hamdi'nin parası da pulu da yere batsın. Ben Hüseyin'le sevdamız paradan daha kıymetli. Bak, bilmeden anlamadan konuşursun amca. Abi. Ulan abi. Hüseyin adam olaydı da ağasının arkasından iş çevirmeyeydi. Abi, ne oldu ki? De bana. Hüseyin seni paradan çok sevseydi, ekmek yediği kaba tükürmez, ağasının parasını çalmazdı. Ne oldu? Düşüyordu da onu taktım. Oldu mu? Oldu. Burası çok güzel bir yer. Evet, ben de çok severim burayı. Burayı dedem ninem için yaptırmış. Söylemiştim değil mi? Söylemiştim. Hatta özel bir hikayesi olduğunu da söylemiştin ama anlatamadım. Aslında özel olan hikayesi değil. Dedemin burayı yaptırış amacı. Dedem nineme tutkunmuş. Hayatta ondan daha çok sevdiği kimse yokmuş. Yalnız kaldıklarında ona türküler söyler, sazlar çalarmış. Ağa evinde yalnız kalmak pek mümkün değil, biliyorsun. Hele de o zamanlar. Gelen gidenin haddi hesabı yokmuş. O yüzden de bu evi yaptırmış. Ninenle yalnız kalmak için mi burayı yaptırmış? Evet. Dedem burayı bana neden yaptığını anlattığında, bak oğul demişti. Sevdanla senin bir zamanın olmalı. Kimsenin kokusunu silmediği, yalnızca size ait bir zaman. Dışarıdaki zamanın durduğu ve sadece sizin zamanınızın aktığı. O yüzden de bu evi yaptırmış. Çevre şehirlerden taşlar, eşyalar getirtmiş. Hala burada dedemle ninemin zamanı akar. Her taraf onların anılarıyla dolu. Burası çok büyülü bir şehir. Ne hikayeler, ne hayatlar var. Eminim insan buradan uzaklaşsa bile düşüncelerinden burayı çıkartamaz. Kesinlikle. O yüzden nereye gidersem gideyim, mutlaka buraya geri dönüyorum. Toprağımdan vazgeçemem.
Ölene kadar mı? Evet. Ölene kadar burada yaşayacağım. Bütün ailemle, çocuklarımla burada yaşlanacağım. Zaman değişiyor Boran. Farklı hayatlar yaşanıyor. Neden elinde imkan varken dünyanın daha da küçültüyorsun? Dünyada yaşanacak çok şey var. Ben senin tabirinle bu küçük dünyamda mutluyum sana. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Acaba ihtiyacın mı yok? Yoksa burada gördüğün saygıyı kaybetmekten mi korkuyorsun? Kızma, kötü bir şey söylemiyorum. Sonuçta hepimiz insanız. Korkabilirsin. Ağalar hiçbir şeyden korkmaz mı yani? Hayır sana, korkmuyorum. Sadece başka yerde yaşamayı tercih etmiyorum. Benim böyle bir seçme hakkım olmayabilir, biliyorsun değil mi? Şu anda sorumluluğumda bir sürü insan var. Sen nasıl kendi insanlarını düşünüyorsan, ben de onları düşünmekle yükümlüyüm. Benim ilgilenmem gereken kocaman bir holding var burada. O servet beni hiç ilgilendirmiyor Sıla. Bu nasıl bir bencillik? Benim fakir olmam seni daha da güçlü kılacak değil mi? Bana güvenip hayatlarını teslim eden rahmetli annemle babamın sorumlulukları var üzerimde. Ve eninde sonunda o sorumlulukları yerine getireceğim. Sen de ben de bundan kaçamayacağız. Bak Sıla, ben de büyük şehirde yaşadım. Ama oradaki yaşam benim tercih ettiğim, dahil olmak istediğim bir yaşam değil. Seni anlıyorum ama sen de artık bunu kabul etsen iyi olur. Artık bunu bil ki ikimiz de burada yaşlanacağız. Üşüdüm, biraz girelim mi? Ben şimdi üstümü değiştirip işe gideceğim. Akşama görüşürüz. Doğum günüm için tekrar teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun ki? Ne yaptım ben? Saatlerdir yalnızca ikimizdik. Bundan daha güzel ne yapabilirdin ki? Seninle ne yapacağım ben? Ayşe. 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 Sana sesleniyorum, duymuyor musun? Ne oldu? Hüseyin mi? Hüseyin ağamı sormuş gelin ağam. Boran ağam diye verilmem, o yüzden karşı çıkmamış. Benim Hüseyin'im böyle bir şey nasıl yapar gelin ağam? Ağamı nasıl zor duruma koyar böyle? Ayşe'cim dur. Hemen kendini bırakma. Sakin kafayla bir düşünelim. Hüseyin'i de çağıralım hatta. Bir de ondan dinleyelim ha. Hüseyin böyle bir şey yaptıysa vardır bir sebebi. O iyi bir insan biliyorsun. Hayattan daha ne dileyebilirim ki gelin ağam? İnşallah dediğin gibidir. Haydar, muhasebeciye evrakları gönder. Peki ağam. Hoş gelmişsin ağam. Hoş bulduk da. Ağam izinle bir şey diyecektim. De bakalım. Bugün bana izin verseniz ağam, bizim hanım affedersin yüklüdür de onu hastane operasyonuna götürsem. Tamam, git git de. Bu kaçıncı oldu Davut? Yedinci ağam izinle. Allah bağışlasın. Ama artık bu gidişe bir dur desen. Ne yapacaksın o kadar çocuğu? Futbol takımı mı kuracaksın? Oğlan arıyor ya ağam, ondandır. Bu kez inşallah tutturdu ama. Allah hayırlı evlat versin. Darısı başımıza ağam. İnşallah. Hadi bakalım. Sen git öğren oğlanın sağlık durumunu. Sağ olasın ağam, eksik olmayasın. Ağam, maşallah sizi bugün pek keyifli gördük. Ne zamandır ağamızı böyle göremiyorduk.
Kim o? Benim bacım. Moran abi burada mı? Yo. Bacım müjdemi isterim. Kurtulduk buradan. Narin kaçmayı kabul etti. Kabul mü etti? Evet. Niye değiştirmiş ki fikrini? Şimdi bunun ne önemi var bacım? Bunlar uzun mesele. İstanbul'da konuşuruz. Şimdi Emre'yi aramamız lazım. Tamam, ararız. Bacım, de hele bana. Bir şey oldu. Yoksa sen de kaçmaktan vazgeçtin. Yok canım, ne alakası var? Tabii ki vazgeçmedim. Sadece Narin bu kadar çabuk nasıl fikrini değiştirdi, ona şaşırdım. Kocasının daha fazla üzülmesini istememiş. Biliyorum, dayanamaz o bana. Ne işin var senin benim odanda? Hoş geldin Emre oğlum. Bu odada bizim holdingimizin odalarından biri değil mi? Seni benim fark eder mi? Neden bu kadar içerliyorsun ki? Buyur. Gel otur. Belli ki koltuksuz yapamıyoruz. Cihan. Ne diyeceksen de. Of, diyecek bir şeyin yoksa işlerim var. Gevezelik edecek vaktim yok. Diyecek çok şey var Volana. Hem de çok önemli şeyler. Cumhuriyet'in bana şu olmanı kimse gelmeden. Çalıyor. Efendim? Emre, Sıla ben. Aşkım? Emre, Azat Narin'i ikna etmiş. Bu sefer tamam. Biz hazırız. Şimdi her şey sana bağlı. Hayatımda duyduğum en güzel haber bu Sıla. Fazla lafı uzatmayacağım. Her an yakalanabiliriz. Bir problem yok değil mi? Yok, hayır. Her şey planladığımız gibi. Sizde durumlar nasıl? Tamam. Akşama doğru kaçacağız. Sen her şeyi ona göre ayarla. Yani peki nasıl? Nasıl çıkacaksınız evden? Nasıl mı evden çıkacağız? Azat, evden nasıl çıkacağız? Ben her şeyi düşündüm. Anamlara gideceğiz. O gerisini halletsin. Merak etmesin. Annemlere diye çıkacağız evden. Tamam, dikkatli olun. Beni de gelişmelerden haberdar edin Sıla. Tamam. Ha, bu arada sana bir şey soracağım. Efendim? Cihan diye bir adam varmış aşiretten. Evet, Bora'nın amcasının oğlu. Ayşe, boş getir hadi. Sizinkidir. Ya bu güvercinler hani güzeldir, beslenmesi hoştur ama zordur. Sevgisi de bambaşkadır. Gel amma, çıkalım. Anlayacağın elim kolum bağlı İstanbul'da. En küçük bir iş için bile senin imzan gerekiyor. Yetkilerimi artıralım artık Emmoğlu. Geçen gün bir işi kaybettik sırf bu imza meselesi yüzünden. Arasaydın atlar uçağa gelirdim. Atardık imzayı. Böyle şeyler için canını sıkma. Gelirim ben. Sen her zaman uygun musun ki Boran'a? Koskoca aşiret. Sen burada olmazsan onlar pusulasını kaybeder. Gelirim, gelirim. Hem yeni bir ihale aldım. 500 bin dolarlık. Onunla bizzat ben ilgileniyorum. Şu ihracat işi mi? Aman beni de yanına alayım mı oğlum? Kurtlar kapmasın seni. Buralara benzemez İstanbul. Sen yıllardır sadece o işlerin başındasın Cihan. Bu holdingi yıllardır ben yönetiyorum. Kimi kurtlar kapar, kimi kapmaz bilinmez. Bence sen dikkat et kurtlara. Sen şimdi benim alanımı genişletmiyor musun?
Ben güvenmediğim adama günahımı bile vermem Cihan. Niye koskoca bir imparatorluğu teslim edeyim ki? Demem o ki herkes durumunu yerini yurdunu bilsin. Sen benden değil. Daha yakınlarından kork Boran'a. Güvendiğin dağlara kar yağmaz. Haydar, hemen benim yanıma gel. Buyur ağam. Haydar, İstanbul'a haber salın. En kısa zamanda holdingin genel kurulunu toplayalım. Bu Cihan iyice ortalığı boş buldu. Hemen el atmazsak ileride çok canımız sıkılabilir. Hemen ağam. Ağam, ben biletleri şimdiden ayırtayım o zaman. Buradaki müdür bey de gelecek mi? Kaç kişilik ayırtayım? Sen iki kişilik ayırt. Baş üstüne ağam. Sıla, ben de seni arıyordum. Bir şey mi oldu Narin? Ters bir şey yok değil mi? Yok. Biraz konuşmamız gerek sadece. Yukarı çıkalım. Tamam, çıkıyorum. Oğlum, azıcık da derslerine baksan ya. Bu misketler mi mühendis edecek seni? Bak. Emir, kime diyorum ben? Gelmeyeyim yanına ha. Onun da mı oynamak yasak bize? Kızın olsa ses etmen ama. Bak geliyor kafana. Sen istememiş miydin Emir Efendi? Biz de aldık işte değil. Bırak oğlum, istiyor musun istemiyor musun? Geri götüreyim mi? İstemem mi? Kaç vites mi şimdi? Ulan ne bileyim kaç vites? Bir sürü vitesi var işte, onu da sen bul değil mi? Ne ettin Celil? Borç ettin. He, borç ettin. Ya niye ettin? Nasıl vereceğiz? Ya o kadar zaten çok pahalı bir şey değil. Bak hele. Dilan'ın parasıyla ödemeyi düşünmüyorsun herhal değil. Yani aşk olsun yani Bedar ha. Ben böyle bir şey yapacak adam mıyım? Dilan'ın parası konuştum bankaya gidecek. Hem ben de her ay üstüne para koyacağım ki kızımın üniversite masrafları çıksın değil mi? Ya ne oldu şimdi? Ya Celil, hakikaten de bir çocuk kalbi var ha. Şimdi yani iyi bir şey mi dedin bana? He. Gayet iyi bir şey dedim. Narin, senin için çok zor olduğunu farkındayım. Ama bizim için kararını değiştirdin. Teşekkür ederim. Evet, çok zor oldu. Ama aklımı kurcalayan bir şey var Sıla. Onu sormak isterim. Vaz mı geçtin yoksa? Yok. Vazgeçmedim. Söz ağızdan bir kere çıkar. Size evet dedim. Çünkü Azad'ım ilk defa benden yüz çevirdi. İlk defa kırdı kalbimi. Onun sevdası olmazsa yaşayamam ben Sıla. Üşürüm. Ama bir şey var. Ancak bu sorunun cevabına göre törelere, ölüme karşı durabilirim. Her şeyi konuşabiliriz. Değil. Tabii ki konuşabiliriz. Anlamadım ama. Şu Emre, İstanbullu olan, neyin nesi Sıla? Sana neden bu kadar yardım ediyor?
Sıla. Söyle bana. Sen buradan İstanbul'a mı kaçacaksın? Yoksa o oğlana mı kaçacaksın? Benden ne beklediğinin farkındasın. Azat bunu biliyor. Senin aklın buradaki törelere ermiyor. Ama benden yapmamı istediğin şeye de benim aklım ermiyor. Narin. Abimin karısının, namusunun başka bir erkeğe gitmesine izin vermemi istiyorsun. Bir de bunun için sizinle gelmemi bekliyorsun Sıla. Farkındasın. Narin, beni dinlemiyorsun ki. Emre sadece benim arkadaşım. Senin düşündüğü gibi bir şey asla olamaz. Ayrıca şirketimizin avukatı. Sadece kaçmamda yardımcı oluyor. Sadece arkadaşın. Değil. Son sözün budur. Bak Narin, sana yalan söyleyemem. Başka bir şeydi eskiden. Ama şimdi sadece arkadaşım. Burada öyle şeyler yaşadım ki Narin. Aramıza koskocaman bir hayat girdi. Dediğim gibi. Emre sadece arkadaşım. Aklına başka bir şey gelmesin. İçim yanıyor Sıla. İçim yanıyor. Bunu abime nasıl yapacağım bilmiyorum. Yüzü gözümün önüne geliyor. Yüreğim yanıyor. Senin hiç vicdanın sızlamıyor. Bu zamana kadar kimse beni düşünmedi Narin. Şimdi benim vicdanım niye sızlasın? Bak Narin. Dünya sadece küçücük bir kara parçası değil. Dünya değişiyor. Ama Boran bunu farkında bile değil. Burada törelerin altında o kadar ezilmiş durumda ki. Ben böyle bir hayat sürdüremem. Anlıyorsun değil mi? Efendim Ayşe. Gelin ağam, Buran ağam telefonda seni bekliyor. Tamam, iniyorum. Merhaba Sıla. Ne yapıyorsun? Hiç. Narin'le sohbet ediyorduk. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Sadece sesini duymak için aramıştım. Sadece bunun için mi aradın? Evet. İyi olduğunu bilmek istedim. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Bora. Sıla. Önce sen söyle. Benimki önemli bir şey değil. Akşam gelirken bir şey ister misin diyecektim. Sen ne diyecektin? Hiç.
Kendine iyi bak diyecektim. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal Baran. Sıla duyunca çok sevinecek. Efendim aşkım. Emre merhaba. Sana bir şey söylemem gerek. Dur dur, önce ben söyleyeceğim. Sıla, her şey planladığımız gibi yolunda. Sizden haber bekliyorum. Sizde durumlar nasıl? Pek iyi değil. Ben de o yüzden aradım zaten. İstanbul'a gitme işini birkaç gün ertelememiz gerek. Nasıl erteleriz Sıla? Tam da her şeyin sonuna gelmişken. Öyle olması gerekiyor Emre. Ne demek öyle olması gerekti Sıla? Planlarımızı neden değiştirdiğimizi bilmeye hakkın var herhalde ha? Arif'le ilgili bir şey mi? Ne olduğunun bir önemi var mı? Sadece birkaç gün ertelememiz gerekiyor. Çocuk oyuncağını çevirdin bu işi Sıla. İstanbul'da işler ne kadar karıştı biliyor musun? Şirketin hisseleri günden güne değer kaybediyor. Bankalar güvensizlik yüzünden kredilerimizi kesiyor. Ve bütün bunlar neden oluyor biliyor musun? Sen gelip işlerinin başına geçmediğin için. Durum bu kadar ciddi mi? Evet. Hele de senin ben olmak istediğim yerdeyim, mutluyum diye açıklamalar yapmandan sonra. Bak Sıla, bu gidişle bu şirket batacak. Erkan amcanın hayatını ortaya koyup yarattığı bu imparatorluktan geriye hiçbir şey kalmayacak. Ve bunların tek sorumlusu sen olacaksın. Şimdiyi düşünmeni istiyorum Sıla. Annenle babana karşı kendini hiç mi borçlu hissetmiyorsun? Onların sana bıraktığı bu imparatorluğun sende hiç mi değeri yok? Merhaba. Benden buraya kadar. Sen zahmet edip okuma istersen. Ben sana söyleyeyim. Kart borçları yüzünden bankalar hala peşimizde. Elimizde avucumuzda ne varsa aldılar. Ve ben artık dayanamıyorum. Sakin ol Esma. Hallederiz. Bir şey hallettiğin yok ki hayat. Daha önceki hacizden dolayı yalıya geçtik. Yalı kimin? Sıla'nın. Yarın öbür gün gelirse? O yalı benim. Öz amcamın malı. Tabii tabii. Sıla geldiği zaman görürüm yalını. Hem nasıl amcaysa sana 5 kuruş bile bırakmadı. Elimden geleni yapıyorum Esma. Hakkım olanın kuruşuna bile dokundurtmam. Sen hiç merak etme. Aa, nasıl peki? Böyle bekleyerek mi? Açtık davayı işte yavrum. Yarın öbür gün dava tarihi belli olur. Sen merak etme. Yakında Türkiye'nin en zengin adamının karısı olacaksın. İnşallah. İnşallah ölmeden görürüz o günleri. İnan bana Esma. Amcama ait olan her şey yakında benim olacak. O evlatlığa kuruşunu bile yedirme. Buyur Firuza. Afiyet ya, bal olsun inşallah. Şeker bal olsun inşallah. Narin nerede, ortalarda görünmüyor? Ne bileyim. Ayarı bozuldu gitti kızın. Yüzünden düşen 1000 parça. Okuma kuşları gibi düşünüp duruyor. Hep senin yüzündendir bilesin. Niye benim yüzümdenmiş? Ben hala bebeler gibi bakıyorum kızıma. Üzülüyor kız. Damadı hor görüyorsun. O kızının kocası. Bunu hala kabul etmiyorsun. Olmaz olsun. Yanaşma. Kevser kadın. Beni dinlemiyorsun. Hala bildiğini okuyorsun. İçerliyor kız. Oğlana iyi davran. Güler yüz göster. Boran'la konuşacağım ben de. Bizim işte bir şeyler ayarlasın bari. Bu böyle olmayacak. Nari'nin o çocuk olayından sonra başka acılar yaşamasını istemiyorum. Ben kızımın mutlu olmasını istemiyorum mu sanıyorsunuz? Ama görüyorsunuz işte, damat ortada. Kızının mutlu olmasını istiyorsan damadına ana ol. İyi davran. Güler yüz göster. Tamam, kızını ağa evine layık görüyorsun her ana gibi. Azat denk değil kızıma dersin. Benim de gönlümden geçen oydu. Ama böyle yaparsak tamamen ele vermiş oluruz. Sevgisini kaybederiz.
Haydi haydi aferin. Hah. Dikkatli ol. Hayırlı günler. Lan Ömür, nereden aldın ehliyeti? Kasaptan aldın. Hoca kız bir teslam. Ha, uçup gidiyor. Burhan ağam öyle mi? Burhan'la nerede yok Ömür? İşe gitti. Haydi oğlum, fazla meşgul etme insanları. Kolay gelsin oğlum. Sağ olasın Beder Hanım. Sağ ol Beder. Haydi yavaş. Hadi oğlum. Yavaş. Sen de ağa evinde yetişmedin, unutma. İnsan geldiği yeri unutursa gideceği yeri bilmez Kevser kadın. Bu sözümü kulağına küpe et. Hayırdır Beder kadın, hoş geldin. Nişan düğün mü kuruluyor? Yok hanım ağam, daha da iyisi. Dilan şiir yarışmasında birinci oldu. Peki Dilan kızım niye gelip de bir elimi öpmedi? Ankara'ya gittiler öğretmeniyle hanım ağam. Ödülünü verecekler. Bakan beyefendi de gelecekmiş. Aferin Dilan kıza. Aa, duydun mu? Sen şunu al bakayım. Yok ağam, estağfurullah. Hadi al. Al, onun ihtiyacı varsa sen şunu al. Ağa parası geri çevrilmez. Daha sonra başka bir şey lazım olursa gene gelsin beni görsün. Sağ olun ağam. Okursa ben ağan olarak gurur duyarım. Koltuklarım kabarır. Çevre köylerin doktora, öğretmene ihtiyaçları var. Okusun, memleketine faydalı olsun. Başkaları gibi büyük şehre kaçmasın. Sahip çıksın memleketine. Tabii ağam. Gelecek ekmek yediği toprağa borcunu ödeyecek. Hanım ağam, biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Uygunsa Sılam'la güzel gelinimi de görüp gideyim. Hah, yukarıdalar. Şimdi çağırtırım sana. De oğlum, burası bisiklete binme yeri midir? İn aşağı. Rahat bırak çocuğu Kevser kadın. Sözlerim ne çabuk aklından çıkıyor. Ben zinarlara kadar gidiyorum. Gelin ağam, Beder anamlar geldi, seni bekliyorlar. Bu arada Dilan yarışmada birinci olmuş. Öyle mi? Ne güzel. Geliyorum şimdi aşağıya. Tamam. Haftaya İstanbul'a gidiyorum. Şu ihale için. E çok güzel. Şimdiden hayırlı olsun Boran. Sıla'yı da götüreyim diyorum. Hem annesiyle babasının kabrini ziyaret etmiş olur, hem de özlemiştir oraları. Kaçmasından korkmuyor musun? Onu kafese kapatamam ya. Ona ne kadar güvendiğimi gösterirsem, o da bana o kadar güvenecektir. Haklısın Boran. Bu İstanbul yolculuğu size çok iyi gelecek, göreceksin. Ya... Bu çok uysal bir şey, değil mi? Evet. Ama benim çiftliğe daha genç bir at lazım. Bunları bir süre sonra yılkıya bırakmak gerekir. Doğru, haklısın. Ama çok sevdim ben bunu ya. Kendime mi alsam acaba?
Ne güzel olur. Senle her sabah birlikte bineriz zaten. Boran ağam, bir de butayı göstereyim size. Bu çok küçükmüş bir Erdal. Öyle ağam, biraz hırçındır. Ama ehlileştirdiği zaman gör sen bunu. Bütün atların al toplatır. Demek hırçın ha? Bedar kadın, bu sene kış yaman geçeceğe benziyor. Kışlıkları hazır ettin inşallah. Burada hangi kış yaman geçmiyor ki hanım ağam? Hepsini kuruttum, hazırladım. Ah hiç güzel. Hoş geldin ana. Hoş bulduk, güzel gelin. Nasılsın kızım, iyisin? Biraz solgun görünüyorsun Narinim. Hasta mısın yoksa? Yok anam, yok. İyiceyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bizim Dilan şiir yarışmasında birinci geldi. Ona haber vermeye geldik. Doğru diyor. He. Aferin Dilan'a. Güzel kızım. Yavrum. Hoş geldiniz. Hoş gördük yavrum. Dilan birinci olmuş. Ayşe söyledi şimdi. Senin sayende Sıla. Sen olmayaydın o Celil, o Dilan'ı hayatta okula yollamazdı. O şimdi gerim gerim geriniyor ya. Olur mu öyle şey? Dilan'ın içinde var okumak. Ben bir şey yapmadım. Emir. Oy. Yatış ona. Ah, ah. Ay kolum. Emir. Bilme dediydim sana. Ay kolum. Çok mu acıyor oğlum, neyse Sıla. Hadi kaldır kaldır. Kolu kırılmış, doktora götürmemiz lazım. Ay kolum. Ay. Gitmem ben doktora. İğne vurur şimdi. Ne yapacağız peki? Kırıkçı var anam, cam var. O beni yedi. Olur mu öyle şey canım? Nereden çıktı şimdi kırıkçı çıkıkçı? Sen boyundan büyük laflar et dursun. İtiraz istemiyorum. Yavaş, yavaş Sıla. Ay kolum. Hadi yavaş. Emir'cim ben... Yavaşsın. Ayşe Fazıl, resim tamam gelin lan. Aziz, Haydar. Aziz. Arabaya getirin, doktora gidiyoruz. Bana doğru söyle Hüseyin. Sen ağayı soydun mu, soymadın mı? Söylesene Hüseyin. Soymadım Ayşe. Sadece Adem'le Cihan Ağa'nın bir takım işler yaptığını duydum. Onları gammazlamayayım diye bana para teklifi ettiler. Aldın mı Hüseyin? O parayı aldın mı Hüseyin? Çaresizdim. Seni Hamdi'ye vereceklerdi. Hepsi başlık parası içindi. Yoksa yapar mıydın bunu hiç? Sen tanımıyor musun beni? Tanıyamamışım Hüseyin. Tanıyamamışım. Sanki ağayı sırtından vurdun. Beni de vurdun. İşte o an benden vazgeçtim Hüseyin. Vazgeçtim. Yapma bunu Ayşe. Bütün bunlar senin içindi. Sevdamız içindi. Bu iş burada biter Hüseyin. Bir daha sakın karşıma çıkma. Seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şey. Tam olarak bir saat veremeyeceğim. Ama tek bildiğim bugün akşam üzeri bu işin hali olması gerektiği. O halde ben buradan direkt uçağa giderim. Her an uçarakmış gibi hazırlıkları yaparım. Sadece birkaç saatimiz kaldı. Siz kendi payınıza düşeni eksiksiz yapın yeter. Hiç şüpheniz olmasın. Bir de güvenlik sorunumuz var. Bir güvenlik ekibi getiriniz umarım. Bir aksilik çıkarsa canımız sıkılmasın. Söylediğiniz şekilde güvenlik ekibimi İstanbul'dan getirttim. Hepsi işinde uzman ve hazırlar. Hiçbir aksilik istemiyorum. Ben Sıla Hanım'ı alıp hemen geleceğim. Geldiğim anda da uçak havalanmalı. Bu işin şakası yok. Beni anladığınızı umarım. Anladım Emre Bey. Merak etmeyin. Hiçbir sorun çıkmayacak. Tereyağından kıl çeker gibi alıp götüreceğim sizi buradan. Size nasıl yardımcı olabilirim? Siparişinizi alabilir miyim? Hayır, henüz değil. Eşim bekliyorum. Beraber yiyeceğiz. Pes vallahi Burhan. 5 dakika dedin. Neredesin? Geldim karıcığım. Öyle keyifliyim ki dünyayı yiyebilirim. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Ay Burhan söylesene. Haberler çok güzel Esma. Avukat aradı. Yani? Yanisi çok az kaldı sefaletten kurtulmamıza. Dava günü belli olmuş. Ay kazanacağız değil mi Burhan? Haklı olan kazanır Esma. Sen hiç merak etme. Üstelik Türkiye'nin en iyi avukatını tuttum. Herkes görecek Burhan Özdemir'in nasıl biri olduğunu. Ağızlarının payını alıp oturacaklar. Oo, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Aradım yoktun. Yeni bir at aldım da onunla ilgileniyordum. Hayırlı olsun. Buyurun, oturun.
Sen nasılsın amca? Uzun zamandır gelmiyorsun. İyi diyelim, iyi olalım. Bize 3 tane demli çay. Herhalde bir çayımı içersiniz. Hayırdır amca? Yüzünden düşen 1000 parça. Bak yeğenim. Karışmayayım diyorum ama öyle de olmuyor. Habire dalaşıp duruyorsun Cihan'la. Cihan'a İstanbul'da yetki vermiyormuşsun. Evet amca. Öyle gerekiyor. Ama olur mu öyle şey evladım? Cihan benim oğlum. Senin kadar onun da bu aşirette, bu şirkette hakları var. Zaten kötü bir şey istemiyor ki. Yeni bir işe girecekmiş, o yüzden. Haksızsam, haksızsın de abi. Ağa neyi uygun görüyorsa bize uymak düşer, Zina. Ben ona çalışma demiyorum ki. Ne iş yapmak istiyorsa gelir anlatır, biz de bakarız, uygunsa hep beraber gireriz. Ama bundan başkasını yapamam Cihan'a. Ama olur mu öyle şey? Buran öyle yaparken Cihan'ın haklarını gasp ediyorsun. Ne oldu ki birden sırtını Cihan'a dönüyorsun? Başka zamanlarda anlaşamayabilirsiniz. Ama bu iş hepimizin ekmeği. Değil mi? Ben de bu yüzden karşıyım ya Cihan'a. Gözünü kırpmadan ekmeğimizi mundar ettirebiliyor. 300 kasa fıstığı gidip yaktırabiliyor. Ne? Hem de sırf beni zor durumda bırakmak için. Gözünü böyle kim bürümüş bir adama aslında daha fazlasını yapmam gerekiyor. Yat oğlum. Boğazım kurudu, su getirin bana. Aha, bu sıpanın ağzından geçilmez artık. Zaten kolum kırıldı, bisikletime de doyamadım. Sen merak etme, yaptıracağım ben bugün. Sulam, saatlerdir bu sıpayla uğraşıyorsun. Ne gerek var, biz hallederiz artık yavrum. Anan doğru söylüyor kızım. Daha bugün yaptırırız, yarın yaptırırız. Ne acelesi var yani, değil mi? Daha bunun kolu iyileşecek, bu sıpa da buna binecek. Tüyo! Ya bırakın ablamı, yaptırsın bisikletimi. Bacım, sen yoruldun, ben hallederim sonra. Yok, bugün yaptırayım ben. Bacım, bak geç kalacağız. 2 ayağımız bir pabuca girecek sonra. Azat, geliyor musun, gelmiyor musun? Ya oğlum, bacına yardımcı olsana, bekletme kızı. De haydi. Tamam baba, görüşürüz. Haydi bir sıpa. Çocukken de böyle değiller miydi? Kedi köpek gibi. Bacım, bisikletin alınmasını bekleyemeyiz. 1 saat sonra Emre bizi yolda bekleyecek. Uçak falan her şey hazırmış. Tamam Azat, biliyorum. Ne yapayım? İşlerimi halletmem lazım. Yoksa benim de aklım burada kalır. Ya bacım, sende katır inadı var ha. Hah, Emre arıyor. Efendim Emre. Sıla yanındaysa alabilir miyim Azat? Tamam. Sen istiyor. Efendim Emre. Sıla, sana kötü haberlerim var. Burhan dava açmış. Ne davası? Servet'in yönetim hakkını senden geri istiyor. Buna gerekçe olarak da şirketin kötü gidişatını gösteriyor. Senin şirketi yönetemeyeceğini ve bu işi başaramayacağını iddia ediyor. Bunda da haklı maalesef. Emre, davayı kazanma şansları var mı? Sen burada kaldıkça kazanabilir tabii ki. Adamın gerekçeleri gayet sağlam. Servet'in ne hale getirdiğinin farkındasın değil mi Sıla? Tamam Emre, ne yapabilirim? Bir an önce şu uçağı binebilirsin artık Sıla. Annenin ve babanın hatırasına saygın varsa başka türlü de yapmazsın zaten. Peki tamam. Hadi bekliyorum sizi. Tamam. Hayırdır, kötü bir şey var mı bacım? Peki iyi sayılmaz. Bana demeyecek misin? Üzerinde para var mı? Var biraz, hayırdır. Gel benimle. Bacım, ben odaya gidiyorum. Hazırlanıp hemen çıkalım, tamam mı? Dediğim gibi önce annemlere gideriz, sonra da hemen çıkarız. Bak bacım, Burhan'a yakalanmadan mutlaka gitmemiz lazım, tamam? Tamam, sen merak etme. Ateş solar anam yüreğim.
bahçe bağ olan. Aa gelin al. Geldin de niye seslenmiyorsun? Bir şey mi vardı? Yok. Seni dinliyordum Ayşe. Çok işli söylüyordun türküyü. Ah gelin ağam. Neler oldu bir bilsen. Abim haklıymış. Boyu devletse Hüseyin hırsızmış. Nasıl olur da onu tanıyamadım gelin ağam? Olur mu öyle şey Ayşe? Sen Hüseyin'i kalbinde nasıl görüyorsan... Hüseyin öyledir. Bazen yaşadıklarımız, koşullar... bize istemediğimiz şeyleri yaptırır. Bazen hissettiklerimiz... yaptıklarımız elimizde bile değildir. Öyle birdenbire oluverir işte. Sen kalbini dinle Ayşe. Ve insanları öyle tanı. Kalbin ne diyorsa o doğrudur. Gelin ağam. Sen çok iyi birisin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bunu sana aldım. Bana mı? Sağ ol gelin ağam ama. Niye zahmet ettin gelin ağam? Nereden çıktı bu gelin ağam? Çok pahalı bir telefondur bu şimdi. Parası falan önemli değil Ayşe. Hem ihtiyacın vardır senin. Belli ki dağda olacak. Hüseyin'le rahat rahat konuşursunuz. Hem numarası bende de var. Bir şey olduğunda ben de ararım seni. Aman gelin ağam, çok hoşsun vallahi. Aynı evde telefonla konuşacağız. Belli mi olur Ayşe? Belki de aramak gerek. Sağ ol gelin ağam, beni düşünmüşsün ama. Bu benim sana hediyem, üzme beni. Tamam gelin ağam, sağ ol. Benim gitmem gerek. Yemekten önce bir şey hazırlayayım, yersin. Her şey için sağ ol. Sen sağ ol gelin ağam. Sen sağ ol. Elimden geleni yapıyorum, görüyorsun. Ev yapıyorsun da, Burhan'a gelmeden hemen çıkmamız lazım. Tamam Azat, tamam. Abim gelmeden çıkacağız. İnşallah Nari'nim, inşallah. Kim o? Sıla benim. Gel Nari. Biz hazırız. Sıla. Eminsin. 5 dakika sonra aşağıdayım. Orada görüşürüz Narin. Peki. Kes sesini. Şşş, bana bak. Kadınlığını bil. Şşş, işlerimize burnunu sokma. Sen benim kızımsın, anladın mı? Her istediğimi yapacaksın, anladın mı?
yaşadığın şey çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı halini alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman sizi kanatır. Çekil sarhoşsun. Burada mı yaşıyorsunuz? Medar'ın evinde mi belli değil. Bir an önce gidelim ki bir an önce gelelim ha Nalini? Öyle ya, benim sözümün hiçbir hükmü yok. Anam. Kızım, ne oldu da sen böyle duygulandın ha? Hiç. Öylesine işte. Duygulandı herhalde Kevser ana. Ah yavrum. Bir an önce gidelim ki bir an önce gelelim ha Nalini? Ah şimdi gidin de akşama geç kalmayın. Firuza'yı sinirlendirmeyin. Tamam. Gelin ağam. Efendim, Boran ağam geldi. Ağırda seni bekliyor. Hemen gelsin dedi. Hadi gelin ağam. Tamam geliyorum. Tamam Ayşe sen gidebilirsin. Beni çağırmışsın. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Aramıza yeni katıldı. Çok güzelmiş. Nereden buldun? Sana aldım. Biraz hırçın ama çok cana yakın. Adını Sıla koyalım diyorum. Ama tabii sen bilirsin. Artık bu sana ait. Onun her şeyine sen ilgileneceksin. Sen büyüteceksin. Eğer ondan sevgini, ilgini esirgersen yaşayamaz. Sevdin mi? Sıla? Ne oldu Sıla? Dur Sıla, ne oldu sevmedim? Boran bir çok fazla. Ona bakamam. Böyle bir sorumluluğun altına giremem. Birlikte bakarız. Olur mu? Hadi gel gezdirelim atı. Eminim ikiniz de birbirinizi çok seveceksiniz. Annemlere gideceğim. Tamam, sonra gezdiririz. Kiminle gideceksin Bedarhane'ye? Ben götüreyim mi seni? Azat ve Narin'le gideceğim. Tamam. Benim biraz işlerim var. Olmasaydı ben götürürdüm seni. Artık kusuruma bakmasınlar. Selamlarımı söylersin. Söylerim. Akşama görüşürüz o zaman.
düşmüş. Bu gülü bana ikinci kez veriyorsun. Ayşe! 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 Geliyorum ağam. Ağam? Ayşe, içerideki eşyaları arabaya taşımama yardımcı ol. Tamam ağam. Sıla gelmeden de odayı iyice bir temizleyin. Bütün eşyaları boşaltın. Bundan böyle de kapısı açık kalsın. Tamam ağam. Ağam, Dilan ağam buna çok sevinecek. Kusura bakma, ağzımdan öylece çıkıverdi. Önemli değil. Üçümüzü birden bırakmaz ki. Yemeğe oturtur. Bir dakikamız bile yok. Burana evde. Kaçtığımızı anlamadan kimse İstanbul'da olmamız lazım. Son bir kez veda edemeyecek miyiz Bedar Ana'ya? Ne son kez Nari'nin? En kısa zamanda anamla da alacak değil mi bacım? Tabii aldıracağız. Hadi. Dikkatli ol. Hadi sen de. Hala inanamıyorum Azat'ım. Hala inanamıyorum. Ben de Nari'nim. Ama böyle kapıp koyvermeyeceğiz kendimizi. Sonra nasıl ardımıza bakmadan gideriz? Gidemeyiz zaten. Nereye gidersek gidelim, biz bu toprağın çocukları olarak kalacağız. Çok sağ olsun abla. Kolun iyileşmeden binmek yok, tamam mı? Söz ver bana. Yemin billah ederim ki kolum iyileşene kadar hiç bisiklete binmeyeceğim. Aferin sana. Salam, haydi sen içeri gel. Çorba kaynat dedim, hep birlikte içelim. Bisikleti nereye bırakayım? Ha, ver kızım. Sen zaten yeteri kadar zahmetlere katlandın. Sağ ol güzel kızım. Gel, ortaya bırakma canım. Tamam Bedar. Dertleşmeye sana geldim. Yıllardır içimi bir sana dökerim bilirsin. Uzun zamandır gelemedim. Bağışla beni. Gelip de ne diyeceğimi bilemedim aslında. Bazı şeyler değişti nehir gözlüm. Sıla geldiğinden beri bazı şeyler değişti. Sıla abla, bana su versene. Lan, ne biçim konuşuyorsun sen ablanla öyle? Ne ki, bir su istedik. Oğlum, adam gibi istesene. Ablan senin ırgatın. İyi, tamam. Önemli değil. Emir, bak doktor ne dediyse yapacaksın, tamam mı? Söz verdin bana. Sana erkek sözü verdim Sıla abla, sen hiç merak etme. Bir de bu kolum acımasa? O da geçecek Emir'cim. Sen hiç merak etme. Kolun iyileşeceksin. Sen ablana da kendine de çok iyi bakacaksın. Sen de bakarsın. Hep beraber de bakarız Sıla abla.
Tabii o da olur ama... Eğer ben olmazsam... Sen bu evin erkeği olarak... Ablanı da kendine de sahip çık, oldu mu? Her ne olursa olsun okuyun. Başarılı olun. Beder. Çocuklarımız ne kadar güzel değil mi? He. Sıla. Yani benim de içimde kalmıştı. Seni buraya zorla getirdim diye bana içerlemiştin ya. Ama şimdi bak, kardeşlerinle ne kadar mutlusun değil mi? Öyle, evet. Bazen ben de düşünüyorum da... Sayenizde gerçek ailemle tanıştım. Teşekkür ederim. Neyse, ben gideyim artık. Nereye Sıla'm? Seni almaya gelmeyecekler. Yok. Azat ve Nail'le çarşıda buluşacağım. Bir iki bir şey almam lazım da. İyi, ben de senden geliyorum. Yok canım, yolu bulurum ben. Ben sana bulamazsın demedim ki güzel kızım. Yarenlik ederiz birbirimize. Haydi. Ya Beder, çocuğun kolu kırık. Sen diyorsun ki ben de geleyim seninle. Bir şey olsa ben mi bakacağım buna? İyi Celil, hiç olmazsa kapıya kadar geçireyim bari kızımı. İyi, git kapıya kadar, peki. Kendine dikkat et güzel kızım. Siz de. Haydi. Senden sonra ilk kez birine içimi açtım Yezda. Ona onu sevdiğimi söyledim. Sana yalan söyleyemem, bilirsin. Ben de bilirim ki sen hep benim mutlu olmamı dilersin. Sıla'm, sen benim yüreğime bir ateş düşürdün. Nedir bu halin kızım? Yok bir şey. Seni ben büyütmemiş olabilirim Sıla. Ama seni ben doğurdum. Halin hal değil senin Sıla. Bak, senin kalbin hala bende de atar. Ben anlamıyorum mu? Senin için nasıl kan ağlıyor? Hadi kızım, neyse derdin söyle de birlikte bir hal çaresi bulalım ha. Kendimi öyle yorgun hissediyorum ki. Burada olanlara aklım ermiyor. Bir anda yaşamım öylesine değişti ki. Daha hayatı öğrenemeden bir de üstüne kocam oldu. Ne onu, ne de buralardaki töreleri anlayabiliyorum. Haklısın yavrum, kolay değil. Ama inan ki Boran ağam için de kolay değil. Daha birbirinizi tanımadan karı koca oluverdiniz. Zamanla her şey düzelecek. Alışacaksın. Ne zaman alışacağım peki? Bak onca zaman geçti. Hala Boran'ın iyi mi kötü mü olduğunu anlamış değilim. İnsanları yaşatmaya mı çalışıyor? Yoksa öldürmeye mi? Çözemiyorum. Ah kızım, dünyanın en zor şeyi bir erkeği anlamaktır. Hele Boran ağam gibi kudreti olduğu kadar sorumluluğu da çok olan bir erkeği anlamak. Rahmetli anam hep derdi ki, bir erkeğin iyisi kötüsü 40 yılda belli olur. Hoşa da pek belli olmaz ya. Bak babana, ne zaman gürler, ne zaman güler hiç belli olmaz. Ama yine de onsuz bir hayat düşünemiyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ha yavrum, sen de biraz kocanı anlamaya çalışsan, onu kalbinin sesiyle dinlemeye çalışsan, bak o zaman her şey nasıl yoluna girecek? Nasıl ikinizin de yüzü gülecek? Seni anlıyorum. Ama ne yaptıysan fayda etmedi. Ben buralara ait değilim. Sıla'm. Gene başlarda olduk gibi kaçmayı düşünmüyorum değil mi kızım? Bak, buralarda töre her şeyden daha üstün. Biliyorum değil mi kızım? Hay abla. Sıla'm.
Anne. Avro. Seni çok seviyorum. Seni bir kere feda ettim. Bir daha edemem kızım. Bak. Ben cahil bir kadınım. Senin gibi gün görmedim. Bir tane canım var. Onu da gerekirse senin için seve seve feda ederim. Anne. O kadar zor buldum ki. Bir daha kaybedemem. Seni çok seviyorum. Ben de seni kızım. Sıram. Anasından ayrılması Azat. Narinim. Geçecek bu günler. Zamanla Kevser Ana da sana hak verecek. Ana yüreği bir yokluğa dayanır mı hiç? Bak gör. Kıyamayacak, affedecek bizi. İnşallah Azat'ım. Sıla. Bir tanem kurtuldun artık. Geç Sıla. Azat, siz benim arabaya geçin. Bu araba burada kalsın, tamam mı? Tamam. Sıla de, fazla vakit kaybetmeyelim. Bir tanem neyin var? Sıla. Yapamayacağım.
Ne demek yapamayacağım Sıla? Ya kendine gel, konuştuklarımızı hatırla. Hadi Sıla. Emin oğlum. Ararken kendimi kaybetmekten yoruldum. Zannettim de kendimden ayrı düştüm. Bu garip bir veda olacak çünkü aslında hep içimdesin. Yezda. Ben artık Sıla'ya sevdalım. Özgürsün artık Yezda.